ya da bir araba dolusu sebze. En mühimi onların kazandırdıklarından mislini kazandırıyor. Evet, haklısın. Eğer şimdi vicdanın sana ağır geliyorsa parayı görünce kuş gibi havalanacak gidecek. Ha, uyandın demek. Sen şundan git, yemek ver. Tıklarsın bir şey. Hadi bakalım, ye. Ye, ye. Aferin. Evet, sütünü de içsin güzelce. Al bakalım. Adin ne senin? Ali. Ali. Ne güzel isim. Annem baban neredeler Ali? Ne yaptılar? Bıraktılar seni. Anamı babamı hiç bilmedim. Çok da dert etme. Ben biliyorum da ne oldu. Ali, seni buradan çok daha güzel yerlere götüreceğiz. Ben bir yere gitmek istemiyorum. Aa, istersin. Şimdi aklın ermiyor ama ileride bana teşekkür edersin. Bunu da bu halini gören böyle sevimli bir şey falan zanneder bunu. Büyüyünce bütün Türkler gibi faydasız bir varlığa dönüşecek. Ben limana gidiyorum. Kaptanla konuşayım. Bunu bir an önce Atina'ya postalamak lazım. Talep. Gel. Beni emretmişsiniz kumandanım. Benim derhal yalnız başıma İzmir'e gitmem icap ediyor. Kumandanım, müzakere edecek durumda değilim. Bu iş benim için şeref namus meselesi. Nasıl göremedim generalin yaptıklarını? Nasıl anlamadım onun bir hain olduğunu? Bir Türk'ten başka ne beklenirdi? Kendinize bu kadar kızmayın kumandanım. Hala anlayamadığım bazı şeyler var Adoni. General, Londra'dan Simirnie'ye geldikten hemen sonra Dayistanlı beni öldürmek üzereyken hayatımı kurtardı. Üstelik Dayistanlı'ya karşı kendini açıktan düşman etme pahasına. Kim bilir nasıl bir planı vardı. Öyle. Savaşta her ihtimali düşünmek gerekir. İçimizde her milletten, her ırktan ajanlar olabilir. Yunan gibi görünen bir Türk kadar vatanperver görünen Bolşevikler. Kime çalıştığı belirsiz İngilizler, Fransızlar. Şu anda Simirli tam bir cadı kazanı. Doğru söylüyorsun Adoni. Biz en iyisi şimdi generali ziyaret edip bir haterini soralım. Bakarsın aniden konuşmaya karar verir. Bize bilmediğimiz isimler söyler. Toplar cepheye ulaşmış bile. Bu topların cepheye ulaşmasına mani olmak Miralay'ı kurtarmanın tek yoluydu. Şimdi ne yapacağız? Sakin olacağız Yüzbaşı ve düşünmeye devam edeceğiz. Stan Hamilton, ne vaktimiz var ne de çaremiz. Miralay ölüme gidiyor. Miralay'ın ölüme gitmesi savaşta yapacaklarımız adına da büyük kayıp olur. Bence biraz aşırı tepki veriyorsunuz Yüzbaşı. Savaş birisi öldüğü zaman değil, bir taraf galip geldiği zaman bitiyor. Kumandan. Şaşırtıcı derecede iyi görünüyorsunuz general. Haklı ve masum olduğunu bilmek insana kuvvet veriyor kumandan. Bilmek yeterli olsa keşke. Aynı zamanda inandırmak ve ispat etmek gerekiyor general. O gün de gelecektir elbet. Lakin umarım masumiyetim acı bir tecrübe neticesinde ortaya çıkmaz. Neyin acı tecrübesinden bahsediyorsunuz general? Toplar kumandan. Bana inanmadığınız için Türklerin toplarımız üzerindeki hain planı işleyecektir diye korkarım. Bunları sizden yeteri kadar dinledim general. Şu an meselemiz farklı. Sizi bekleyen iki durak var general. Birincisi, mahkemeden çıkacak infaz kararı. Ki bu karar er ya da geç çıkacak. Hatta geç demeyelim, eli kulağındadır. Ve bu kararı benim değiştirmeye gücüm yetmez. Lakin sizin gücünüz yetebilir. Eğer suçunuzu itiraf eder iseniz ve Yunan ordusu içindeki işbirlikçilerinizin adlarını söyler iseniz, belki de kim bilir, bu karar müebbet hapse dönüştürülebilir general. Kumandan. Hatta kim bilir, belki de bir sürgünle bile bu mevzuyu kapatabiliriz. Küçük Asya ve Simirnie'ye mesafe olarak yakın olsa da medeniyet olarak asırlar kadar uzak küçük bir Yunan adasında uzun bir tatil. Ne dersiniz? O mümkün değil kumandan. Bu cevabınız ile kaçınılmaz olarak bizi ikinci durağa götürüyorsunuz general. Öyle anlaşılıyor ki sizi konuşturabilmek için başka denemeler yapmam gerekecek. Kumandan, bu bir hata olur. Askerler, götürün! Kumandan, bu büyük bir hata olur. Yapmayın. Kumandan. Kumandan. Kumandan, sonradan pişman olacağımız bir şey yapmayın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.